Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle topuz kroşe büküm gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda damla da deniliyor ismine bir diğer ismi. Genelde topuz kroşeler iki premolar arasında yapılır. Ve bir ilk önce biz aletlerimizi tanıyalım tabii ki. Şöyle elimde bir adet 139 Bird Pants var. Bir adet 07 milim tam yuvarlak telimiz var. CD kalemim var işaret koymak için. Normalde spatüllerle kazma yapılıyor ama şu an spatüller benim yanımda olmadığı için bıçakla kazma yapacağım. İlk önce arkadaşlar şöyle iki premolar arasından birazcık kazıyacağız. Ben daha önce kazmıştım tabii ki. Bir miktar daha kazıyalım. Formalite icabı kazıdım. İki premolar arasından kazıyorum. Daha iyi oturması için diş etine kazadık. Ondan sonra bunu keskiyle yapabilirsiniz ama şu an bende keski olmadığı için ben Valzak pansımın arkasıyla yapacağım bu işlemi. Şöyle geldim. Şöyle bir miktar tel kestim. Hop kaydı. Bir miktar tel kestim. Sonra ne yaptım bu teli? Düzledim tabii ki. Düzlemeye çalışalım. İlk önce bir kanca şeklini aldırtmaya çalışacağız. Şurası yuvarlak kısmı aşağıya bakacak şekilde şöyle arkadaşlar tuttunuz. Şöyle ucundan tuttunuz. Yuvarlak kısmı aşağıya bakıyor. Sonra bir miktar şöyle çevirdiniz. Sonra şöyle yan yaptım ben. Sonra geldim. Bir miktar daha çevirdim. Ne oldu? Kanca biçimini aldı. Gördünüz şu an kanca biçimini aldı. İlk önce kanca büktük. Sonra geldim ben. Valzak pensimle. Bu çentikte olduğu için daha iyi tutucuzluk sağlıyor. Geldim. Şöyle ikisinin arasından tuttum. Evet, bir miktar daha sıkıştırdım. Şöyle gördünüz. Topuzumuzu oluşturduk. Bu topuz arkadaşlar şöyle şuraya dik gelecek şekilde oturacak. Ne yaptık sonra? İkinci aşamaya geçiyoruz. Dik olan kısım, köşeli kısım aşağıya geldi. Şuradan damlamızı yatay şekilde ikisini birlikte bird pensimizle tuttuk. Şu an yatay duruyor bu. Yere paralel duruyor topuzumuz. Geldim ikisini tuttum. Köşeli kısım aşağıda bird pensimin. İkisini tuttum. Ve 90 derece bir eğim gerçekleştireceğim. Geldim. 90 derece bir eğim. Gerçekleştirmiş bulunmaktayım arkadaşlar. 90 derece bir gelecek şekilde oturacak normalde. Tamam. Sonra gelip arkadaşlar şu kontak kısmından, aha şuradan şöyle birazcık büküm gerçekleştireceğiz. Şöyle geldim. Şunu tuttum. Tamam. Aşağıya bakıyor bu hala. Şöyle hafif bir 45 derece gibi şöyle bir eğim gerçekleştirdim. Yani şöyle oturması için. Ondan sonra arkadaşlar geldik. Şöyle şuradan şöyle geliyor ya bu. Şu kısımdan bir çizgi daha attım. Oradan hafif bir büküm daha gerçekleştireceğim. Geldim. Tuttum. Şöyle bir büküm daha gerçekleştirdim. Şu an şu şekilde bir şeyimiz oluştu. Delimiz oluştu. Tabi aşağı biraz aşağısından birazcık kırpayım ben. Çok iyi değiyor. Bakalım nasıl duruyor. Evet, şu şekilde duruyor. Şimdi arkadaşlar şurada bir büküm daha gerçekleştireceğiz. Burada farklı videolarda farklı var ama ben hocamdan öğrendiğim gibi gerçekleştiriyorum. Sonra geldim. Şuradan tuttum. Şöyle. Bir miktar şöyle büktüm. Bir miktar büktüm. Sonra geliyor şuradan. Bir miktar daha büküyorum.
Şöyle bir kroşemiz oldu. Sonra şurası arkadaşlar dama paralel geçecek şekilde. Ucundan da birazcık bükeceğim. Bükmemizin sebebi de arkadaşlar tutuculuk sağlaması akrilikte. Bunu yani ne yapacağınızı söyleyeyim size. Bunu böyle sola ya da sağa yatırıyorlar. Sağa ya da sola yatıracaksınız. Şu şekilde bir bükümümüz olmuş oldu yani. Gördüğünüz topuz kroşemi bükümümüz bu şekilde. Umarım faydalı olabilmişimdir. Birazcık anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Sizlere de arkadaşlar kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.